Beni içeri almayacak mısın? Seher. Beni içeri almayacak mısın? Kapıyı kaparsan beni bir daha göremezsin. Seher, konuş, bir şey söyle. Poyraz. Daha önce konuştuk. Üzerime gelme. Sakın o kapıyı kapama Seher. Söyledim. Kapatırsan beni bir daha göremezsin. Üzgünüm. Lütfen git buradan. Yapma Seher. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare? Mecnun edip çöle saldıktan sonra alemin bağı. Nidem benim gülüm solduktan sonra. Nerede o? Gitti. Gitmesine izin verdin. Evet, verdim. Artık onu rahat bırak. Bütün istediklerini yaptım. Yapabilirim ne istersen. Ama Poyraz yok. Yok. Tamam mı? Yani her şeyi göze alıyorsun. Evet, alıyorum. Rahat bırak onu. Anlıyor musun? Görme dedin, görmedim. Ayrıl dedin, ayrıldım. Artık Poyraz hayatımda yok. Onu rahat bırak. Çok mu seviyorsun sen Poyraz'ı? Bu seni hiç ilgilendirmez. Hem de hiç. Çok seviyorsun. Kıskandım. Ama yanılıyorsun. Hayatta... Hiçbir aşk sanıldığı kadar büyük değildir. Gerçekten. İnan bana. Efendim. Poyraz Akta, evin yanındaki parkın orada. Ne yapalım? Vuralım mı? Tamam. Şimdilik benden haber bekleyin. Sevgilin gitmemiş. Parkta oturuyormuş. İstersen şu anda onun hayatını kurtarabilirsin. Ne istiyorsun? Takip edelim mi?
Gerek yok. Beni nereye götürüyorsun? Çok şık bir restorana. Merak etme. Gecenin sonunda senden faydalanmayacağım. Bunu isteseydim yemeğe götürmezdim. Bunu neden yapıyorsun? Aslında sana çok da kötü bir adam olmadığımı göstermek için. Birlikte bir projemiz var. Onunla ilgili çalışmamız lazım, unuttun mu? Onu sormadım. Poyraz'a bunu neden yapıyorsun? Ben Poyraz'a daha hiçbir şey yapmadım Seher. Ne güzel yapmışsın lan çorbayı. Hazır amirim. Bayağı düzeltler bazı çorba işini. Çok hayat kurtarıyor. Dün gece Umut'u gördüm. Koca kız olmuş. Sen onun bir barda türkü söylediğini biliyor muydun? Evet. Barın sahibini tanıyorum. Görüşüyorsunuz yani. Ara sıra uğruyorum yanına. Tabii Leyla ablanın haberi yok. Anlıyorum. Seher, senden bir şey isteyeceğim. Emret namirim. Bana biraz kokain lazım. Ne? Kokain mi lazım? Üzerimdeki lekeden kurtulmak için onların aralarında savaş çıkarmam lazım. Bunun için de piyasaya dalmam şart. Piyasaya dalmak mı? Yapmayın amirim. Nasihat istemiyorum Sedat. Kokain istiyorum. Bulmama yardım edecek misin? Bunu benden istemeyin amirim. Yapamam. Kusura bakma. Sorman bile hataydı. Amirim nereye? Ayı'ya sormuşlar Sedat. Ensen niye bu kadar kalın demişler. Ayı kendi işimi kendim yaparım da ondan demiş. Hiç kalkma. Sana afiyet olsun. Vay 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 vay. Poyraz beyler gelmişler. Demek sonunda hatırlayabildin bizi. Ya ne demek şimdi bu ya? Ne demek mi? Sen benim hayatımda gördüğüm en bencil adamsın demek. Atilla ya ne oluyor? Bırakın dur. Ne söyleyecekse söylesin de rahatlasın. Rahatlayayım ha? Bizim yüzümüzden kaç insanın hayatı kaydı. Ben nasıl rahatlayayım ya? En yakındakilerin bile farkında değilsin sen. Şu insanlara bak. Bir bak. Hep senin ağzından çıkacak bir kelime için ölürler be. Ama sen sadece kendini düşün. Acayip bir adam oldu çıktın sen. Atilla lütfen. Bana lütfen falan demeyin. Yalan mı söylüyorum? Hiçbir şey umurumda değil Poyraz. Şantiyenin kapısına mühür vurdular. Onca insanın ekmek kapısı bir anda uçtu. Hani o ihale bizim namusumuzdu? Ha? Hani ne olursa olsun biz o ihaleyi alacaktık. Bu gidişle ihaleye katılamayacaksın bile. İki gün sonra ihale. Hatırlıyor musun acaba namus meseleni? Şevki babanın kanı o ihale için aktı. Sen var ya, sen Şevki babamın kemiklerini sızlatıyorsun. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Yakışmaz sana, dur. İyi misin? Abi. Atilla iyi misin? Sağ ol be. Yapmadığın bir bu kalmıştı. Onu da yaptın. Gurur duy kendinle. Atilla! Buraya gel! Abi bırak. Gidip sakinleşsin. Sonra gider gönlünü alırsın. Hadi geçelim içeri. Hadi gel. Tamam. Tamam ya, pardon. Ben biraz yalnız kalsam daha iyi olacak galiba. Thank you.
şişer belki. Buz bulup geleyim. Ya dur, abartma. Kızarmış ama. Al işte. Al. Al, tamam mı? Rahatladın mı? Keşke böyle morarsa da mahallede böyle günlerce mor gözle gezsem. Vicdan azabından kurtulmasa. Sen de çok üzerine gittin ama Poyraz'ın. Yapmasaydın keşke. Ben ne yaptım lan ha? O bana vurdu. Sen de kaşındın ama abicim. Rahmetliyi karıştırmayacaktın. Ulan sen beni sakinleştirmeye mi, delirtmeye mi geldin? Bak vallahi taş elimde vururum gözüne ha. Ya tamam dur. Dinle. Ne oldu bilmiyorsun. Adam çok sinirliydi oğlum. Acayip bir şey oldu. Onu Seher'in evine bıraktım. Sonra içimden bir ses geri dön dedi. Döndüm baktım bir de ne göreyim. Seher Demir Akman'la evden çıkıyor. Poyraz da uzaktan onları seyrediyor. Seher zaten eve almamış Poyraz'ı. Demir Akman'la basıp gitti ya yenge. Yanında korumalar falan. Şok olduk. Sen bundan sonra senin adamınım demek. Estağfurullah. Gel, buyur. Geç. Ne oldu dayı? Akmanların evinde terslik mi var? Hiç düzlük olmadı ki. Biliyorsun. Akmanların nazarında onlara en büyük ihaneti yapanlardan biriyim. Bu yüzden Saadet Hanım beni korumak için evden ayırdı. Ben de buraya geldim. Anladım. Gidecek yol iz bilemedim. Yıllardır aynı ağanın aynı ırgatı olunca... Dünyanın adaleti bu. Kimi hep ağa olarak gelir dünyaya, kimi de hep ırgat. Dur dayı, dur, dur. Bak. Sen doğarken benim canımı kurtarmışsın. Sonra depoda yine kurtardın. Geçen gece ormanda yine. Bu kapıdan yardım isteyen bugüne kadar hiç geri dönmedi. Senin başımın üstünde yerim var. Ama baştan anlaşalım. Ben de öyle ağalık, beylik falan olmaz. Olursak hep beraber ırgat oluruz anasını satayım. Oturup yesene, ne dolanıp duruyorsun? Buddy, bu sandviç şahane olmuş. Buddy mi? Aman, Eren'e diyorum ya, dilim suçtu. Günaydın. Günaydın ablası. Ne zaman uyandın sen be? Uyumadım ki. Sabaha kadar çalıştı benim güzel oğlum. Hmm. Hah, Eren geldi. Ben çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Anne. Allah zihin açıklığı versin oğlum benim. Sağ ol buddy. Ne kadar kumarhane ile ilgili iddiaları reddetse de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve Türkiye'de ilk kez bir kumarhane işletmecisi tutuklanmış oldu.
Burası bizim evimiz. Babanı hala bulamadılar herhalde. Bulsalardı haberi çıkardı. Kumarhaneye yapılan daha önceki operasyonlarda işletmeciler yeni bir... Sen niye bir şey yemiyorsun? Salondaki masaları... Canım istemiyor anne. Değil, teşhir ve satış için olduğunu ileri... Nasıl geçti program? Ancak İyi miydi? Ayrı bir suçtu. Her zamanki gibi. Türkiye'de kumar oynamak ve kumar oynatmak yasak olduğu gibi kumar oynanan bu malzemelerin satışı... Baban sana gelmedi değil mi? Yasak. Peki, hayır. Peki 3 bin dolarları bulan bu malzemeler nasıl... Doğru söyle. Geldi değil mi? Hayır anne. Için polis harekete geçti. O zaman niye bu halin? Bütün gece odanda niye ağladın? Onu özlemiş olamam mı? O benim babam. İçinde bulunduğu duruma üzülemez miyim? Onu görmek, ona sarılmak isteyemez miyim? Sana problem çıkarmadı değil mi? Bu mu? Bu yekpare problem olsa ne olur be abi? Bana mal lazım delikanlı. Nereden bulabilirim? Abi ben Abbasar'dan alıyorum. Valla ben öğrenciyim. Harçlığımı çıkarmak için satıyorum. Harçlığını çıkaracak başka bir şey bulamadın mı lan? Nerede bu keten Abbas denilen adam? Abi valla bilmiyorum. Daha önce aradım, telefonla bile çıkmadı. PIN kodun ne lan senin? 1984. Doğum tarihin mi? Yok abi, kardeşim. Seviyor musun kardeşini? Bu boku satarken de kardeşinin de senin gibi bir keçiden bunu alıp içebileceğini de biliyor musun? Bırak abi bu sümsüğü. Biraz daha sana emanet. Emanetim bile abi. Kokain'i ne zaman getirecekler? Yarın. Paranın tamamı içinde. İstersen sayabilirsin. Yok Demir Bey, sen tamam diyorsan... Tamamdır. Son zamanlarda bunlar tekrar azmaya başladılar ha. Kimler? Bu Müslüm Dedeoğlu tayfası. Adamlarından biri de Aziz. Eski emniyetçi, geçen hapisten kaçan adam. Bizimkilere gelmiş, demiş, bundan sonra malı benden alacaksınız. Ali Rıza, korktun mu? O dediğim bizim kitapta yazmaz da. Sadece iki tane çapulcunun kalkıp da bu kadar rahat dolaşmasına insan sinir oluyor. İş hayatında olur böyle şeyler Ali Rıza. Varsa önlemini al. Yoksa bana niye söylüyorsun? Şunun için söylüyorum Demir Bey. Bunlar Cahit Bey'in ölümünü fırsat biliyorlar. Sanıyorlar ki Cahit Bey ölünce meydan bunlara kalır. Babanızın ölümünün cezasını birilerine kesmek lazım. İşin gereği budur. Bir bizden, bir onlardan. Sen işine bak Ali Rıza. Dediğin gibi onlar 3-5 çapulcu. Gereksiz eylemlerle ortalığı karıştırmayalım. Hı? Herkes bizi iyi bilsin, biz işimizi bilelim. Sen bilirsin ama Cahit Bey'in kanı yerde kalmamalı. İzin ver, bunu aile olarak biz bilelim. O zaman müsaadenizle. Makine de say bunu. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Seher isimli bir doktoru arıyorum. Nerede bulabilirim? Hangi Seher Hanım? Cerrahideki mi yoksa ortopedideki mi? Ya bilmiyorum ki.
Sarışın, yeşil gözlü. Ha, tamam tamam. Cerrahi doktoru. Şuradan gidin, koridorun solundan sağa dönün. Orada görürsünüz zaten. Teşekkürler. Rica ederim. Oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Sana bir özür borçluyum. Önemli değil. Kim olsa sizin gibi yanlış anlayabilirdi. Benim anlamamam gerekirdi. Peki bana olanları anlatacak mısın? Yani en azından sana yardımcı olabilirsem belki kendimi affettirebilirim. Söyledim. Önemli bir şey değil. Anlaşıldı. Konuşmak istemiyorsun. Sana kartımı vereceğim. Ne zaman istersen beni arayabilirsin. En azından bir kahve içeriz ha? Tabii, olur. Acil konuşmak istedim Bahar, çünkü yardımına ihtiyacım var. Benim de sana anlatmak istediğim şeyler var. Dün gece olanlardan bahsedeceksen biliyorum. Abdo burada. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Nasılsın Abdo? Çok şükür iyiyim, sağ ol. Abdo bana her şeyi anlattı. Bak, Demir'e karşı bana yardım etmen lazım. Ne yapmamı istiyorsun? Belediye ihalesinde Demir'in zarfa yazacağı bedeli bilmem lazım. Öğrenmeye çalışırım. Bu çok önemli. Demir'in o ihaleyi almaması lazım. Çünkü o yıl ihalesinin peşinde değil. Etrafında topladığı arazileri rant yaptırma peşinde. Ekber abi de bu yüzden öldü zaten. Öğreneceğim. Sana bir şey sormak istiyorum. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Sorusuna bağlı. Cahit Bey'i gerçekten sen mi öldürdün? Hayır. Peki o zaman kim öldürdü? Bahar, bana bu konuda başka bir şey sorma. Ama sorunun cevabını verdim. Onu ben öldürmedim. Peki. Benim hemen şirkete gitmem gerek. Hanıma selam söyleyin Bahar Hanım. Peki Abdo. Benim için de Hilal Hanım'a. Tabii, memnuniyetle. Hemen şu sakallarımızı nekkal yapıp geleceğim yavrum. Siz kahvaltıyı hazırlayın. Bastırma olmasın hadi. Peki. Zuhur, biraz krem sür. Fırça gibi oldu şunlar ayol. Hayırdır, ne yaptın sen bu suratı? Ay, umulmadık bir kaza anacığım. Nazar, nazar. Yavaş. Çok soru sorma. Havlu kompresi yap. Rahatlatsın biraz. Halil, sıcak su getir oğlum. Sendeki bu kıl zor yumuşar. Ayol manyak, dediği lafa bak. Ben senin sinek aydından vazgeçemediğim için epilasyona gitmiyorum. Dediği lafa bak, şuursuz. Sendeki
akıl zor yumuşarmış. Ya. Bu kadar tıraş yeter. Kalk. Değerli üyeler, Saadet Hakman ve Hilal Hakman'ın yönetim kurulumuzdan bazı talepleri var. Bugün olağanüstü bir gündemle toplanmamızın nedeni bu. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Kızımın da benim de taleplerimiz var. Bunları hisselerimizi temsil eden Bahar Hanım açıklayacak. Aslında bunlar var olan durumu çok fazla değiştirecek şeyler değil. Sadede gel avukat hanım. Bilindiği gibi bugüne kadar şirket kuralları gereği yönetimde kadınlar söz sahibi değildi. Bu kuralın değişmesini istiyoruz. Bir dakika, ağır ol bakalım hanım kızım. Onlar şirket kuralı değil, aşiret geleneği. Sen geleneğin, örfün, adetin ne olduğunu bilir misin? Bilir Gazel ağa, bilir. Ama onlar gelenek değil. Onları gelenek haline getiren sizsiniz. Bakayım madam. How can I help you? Can I order a Turkish coffee, please? Of course. How do you prefer it, well sugar or savory? Well sugar, please. Okay, madam. Söz birdeki otoparka bıraktım. Şu anda toplantıdayım. Şoför başında. İstediğin zaman alabilirsin. Canım ben bir saat sonra oradayım. Sonra söz bir otoparkına teslimat olacak. Malı orada tutuyorlar. Dikkatlerini çekmedin değil mi? Bende o göz var mı? Ya. İzin isteyelim. Amirim, bir teslimatın ihbarı geldi. Bize izin gerek. Nereye? Söz bir otoparkına gidiyoruz. Büyük bir teslimat olduğunu sanıyoruz. Ali Rıza da işin içinde olabilir. Benden haber bekle Sedat. Hemen sana dönüyorum. Peki amirim. Yürü.
Bu şirketi babam Ali Sait Akman kurdu. Tam 50 yıl o yönetti. O yönetirken karısının ve kızının yönetimde olması gerekmezdi. Şimdi o yok. Ve biz burada olmak istiyoruz. Bu hukuken de hakkımız. Bak hele ettiği lafa. Hukukmuş. Hilal, bu kapının arkasında ailenin içinde hukuk işlemez. Ne işler? Saadet Hanım, bu rezilliğe bir son ver. Derhal. Rezillik olacak ne var Kadri Ağa? Demir, sen bu toplantıyı bitir oğlum. Lütfen sakin olun. Vallahi bakanlıkta durumlar tamamen değişti. Ama senin işte bir iş var. Haklısın abi. Biliyorsun. Birkaç zamandır müşteriler bizi bırakınca zorluk çektik. Duran parayla iş döndürdük. Duydum. İşçileri de çıkarmamışsın. Şimdi biraz sıkıştık tabii. Bakanlık artık bu işi bana yaptırmayacak. Bu anlaşıldı. O yüzden malzemeleri, kamyonları falan satılığa çıkardım abi. Etrafa haber salarım. Zamanım yok abi. Para bana hemen lazım. Neden? Belediye ihalesi. Girebilmem için baştan bir miktar para yatırmam gerekiyor. Vazgeçmiyorsun ha? Namus meselesi yaptım abi be. Ha dediğinde satılmaz ki onlar da şimdi. Vallahi artık haraç mezat vereceğim abi. Projenin değeri 4 milyon dolar. 250 bin doları belediyenin hesabına yatırmadan ihaleye giremiyorum. Boyraz, zararın büyük olur. Ne yapalım? Olsun abi. Ya bak ne diyeceğim abi. Gel şu benim malları sen al. Dara düşmüş dostunun malını almak bizim raconda yazar mı be Poyraz? Yanlış anlama abi be. Bir tek güvendiğim sen kaldın. Elimiz de sıkışık. Hiç olmazsa iyi birine gitsin. Yarın sabah gel parayı al. Kamyonların da sende kalsın. Abi bak. Ben borç istemiyorum. Borç vermiyorum Poyraz. Gir ihaleye. İnşallah alırsan aldığın ilk hak edişle geri verirsin. Alamazsan da yatırdığın teminatı geri verecekler nasıl olsa. Kanun Şevki bana bozulur yoksa. Eyvallah. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bugüne kadar kadınlar yönetimde olmadılar. Ama onların hisseleri Bahar Hanım tarafından kontrol edildi. Bahar avukat olduğu için bu salona girebildi. Yoksa giremezdi. Haklısınız. Ancak heyecandan olacak, meselenin en önemli yanı anlatılmadı. Onların bu yönetime girmesi, amcam Ali Sait Hakman'ın ölmeden önceki son vasiyetiydi. Bu doğru mu? Doğru. Öyle olmasa hisselerin %60'ını neden onlara bıraksın ki? Bu açıklama yeterli değil. Öyleyse neden Cahit başkanken bunu istemediler? Çünkü babam Cahit Akman sizin bu tepkileri vereceğinizi düşündüğünden bunu size söyleyemedi. Artık başkan ben olduğuma göre ben bu şirketin kurucusu Ali Sait Akman'ın vasiyetini yerine getirme taraftarıyım. Rahmetlinin son nefesini verirken açıkladığı bu vasiyete ben de şahidim. Sakıncası yoksa basit bir oylamayla kararımızı verelim lütfen. Kabul edenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayrını görün.
Demir. Efendim. Nereden çıktı bu vasiyet meselesi? Siz konuşurken bir anda aklıma geldi. Aşiret büyükleri ne yazık ki böyle şeylerle ikna oluyorlar. İşe yaradı. Önemli olan da bu. Sağ ol Demir. Önemli değil. Ben sadece size verdiğim sözü tuttum. Bahar, Kuzey Şile yolu ihalesiyle ilgili çalışma yapacağım. Bana yardımcı olmak ister misin? Tabii. Güzel. Siz önden buyurun. Hemen geliyorum. Efendim Kemalettin. Ne? Tamam anladım, sağ ol. Demir Bey arıyor abi. Efendim. Haberler kötü Ali Rıza. Kemalettin aradı. Otoparkta teslimat yapılacağına dair ihbar gelmiş. Kim etmiş ihbarı? Onu bilmem. Sen meseleyi hemen hallet. Tamam Demir Bey, sağ ol. Hangi şerefsiz nereden duydu da ihbar etti ya? Alo Efraim. İhbar olmuşlar koya. Hemen arabayı çıkar garajdan. Ya yeri ben sana sonra söyleyeceğim. Allah'tan daha şerefsiz dostlarımız var da gömümüz yürüyor. Ha. Buyur abi. Tamam anlaşıldı abi. Yaklaştık, hala haber haber yok. İzin alıyor işte. Belki de müdür yerinde değildir. Hah, arıyor. Buyurun amirim. Gerekli izinler tamam Sedat. Ekipler de yola çıktı. Birazdan intikal ederler. Emredersiniz amirim. Tüm çıkışlar yasak kardeş. Abi hayırdır? Hayır. Ne oldu ki? Tamam abi. Bütün arabalar tek tek aranacak arkadaşlar. Emredersiniz abi. Yürü, yürü. Hadi çabuk hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Hadi yürü. Bana bak. Narko izimize düşmüş. Efraim'den malları alıp bir süre senin depoda dinlendireceğiz ha. Emrin olur abi. Ulan koş ulan. Ulan koş oğlum. Koş da. Ha. Aha geliyor. Kıptı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Gel, gel, gel Efraim, gel.
Gel Tahsin'le tanış. Merhaba abi. Merhaba. Abu Tahsin, benim İstanbul 1. bölge sorumlusu. Bir anda eşince ona ihtiyacım oldu. Nereden öğrendi bunlar teslimatı? Bilmiyorum ki. Otel böcekliymiş herhalde. Buyur. Mal burada. Takıma dikkat et Efraim. Benim takım o. Şampiyonluğa oynuyor çocuklar. Bu hafta lig sonuncusundan ilk haftayım iki. İkinci yarı 4 tane yiyecekler. Vay seviyorsan kıyam olsun. Ulan yürü. Ulan yürü, ulan yürü lan. Bak mahalle sizinle gurur duyuyor. Lan yürü lan yürü lan yürü. Vallahi kardeşim, Gülizar anne rahmetli olunca Mehmet bize kaldı. Babası gemici, okyanusta mıymış neymiş. Şirketine durumu haber verdik ama arayan soran olmadı. Ne zaman geleceği belli olmaz. Bende de 3 boğaz var. Hanım romatizma, işlemiyor. Durumumuz zor senin anlayacağın. Ne kadar dayanırız bilmem. Mehmet de kabul ederse... Ben onu alıp İstanbul'a götüreyim. Biraz benimle kalsın. Okula da gider. Adresimi telefonumu bırakırım. Bir şey olursa benden arayıp bulursunuz. Olur mu Mehmet? Biz de memnun oluruz. Hiç olmazsa sen adam gibi bakarsın. Bir iki parça eşyası vardı. Dur ben onları toparlayayım. İlacı da var. İlaç mı? Ya, cerrah toplamış yarası. Toz ilacı verdiler sağlık ocağından. Acıyor mu? Acır bilirim, acır. Baktırırız hastanede geçer. Tamam mı? Oh! Anla ya, yapma böyle, adam mı dövülür be? Haklısın yani Kamil. Böyle adam dövülmez. Ama sen adam değilsin. Kız Kamil'sin. Söyle lan. Malı kimden alıyorsun? Hı? Söyle. Tamam. Azar mısın sen be? Söyleyeceğim. Tahsin diye birinden alıyorum. Nerede bu Tahsin'in deposu? Hadi. Süver. Yoksun. Söyle. Dudu'da. Çekmek üstünde. Benzinliğe geçince. Büyük bir kereste deposu var. Orası. Ne yapıyorsun sen be? Al su. Ulan bu soğukta yapılır mı bu be? Nereye gidiyorsun be? Bırakmayın beni burada be. Gitme. Ne haber Cahit? Bak sen arkadaş geldi.
Koridorun sonundaki suite'te kal. Sen muhtemelen tanımazsın ama o da neticede sana çalışıyor. Girerken burayı gördüm. Burayı senin ve ailen için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel hapishanesi yapacağım. Bütün hücrelerini tek tek dolduracağım. Anlayacaksınız içeride yatmak ne demek. Tahsin diye birini tanıyor musun? Ali Rıza'nın birinci bölge sorumlusu. Anlaşıldı. Sen şimdi bana vereceğin yeni bilgileri düşün. Çünkü yaşamak için her gün yeni bir şey söylemek zorundasın. Fırına. Neler var burada başka? Hap, ot, biraz da beyaz. Oğlum kimyasalları tutma burada. Alev almaya müsait. Emrin olur abi. Tahta kokusu bana köyü hatırlattı. Ben uzuyorum. Ali Rıza, Ali Rıza. Ne uzuyorsun, ne kısalıyorsun. Niye duruyorsun buralarda? Evet işte. Kendi kendimizi kaldırıyoruz. Bu ihale için hazırlanılmış mıydı? Hayır. Bana çok hazırlıklıymışız gibi geldi. Daha önce bizim alt şirketlerimizden biri bu ihaleye girdi. Poyraz'ın da katıldığı ve soruşturma geçiren meşhur ihale bu. Şimdi kapsamı biraz daha büyüdü. Bu yüzden biz varız. Belediyenin öngördüğü bedel 4 milyon dolar ama o paraya çıkmaz bu inşaat. Biz ne kadar yazacağız? 4 milyon dolar. Yapma, çok zarar ederiz. Kimse bu fiyatı yazamaz ki zaten. Biliyorum. Ama ihaleyi alırsak çok daha başka karlarımız olacak. Bu yüzden o kadar zararı göze alabiliriz. Peki, patron sensin. Biliyor musun? Bunu ilk defa bugün hissettim. Bu ailenin en kritik konularından biri halledilmiş oldu. Kadınlar artık istedikleri zaman yönetimde olabilecekler. Benim bir tek sözümle. Ustaca bir manevraydı. Tekrar teşekkür ederim. Hayallerim gerçek oluyor Bahar. Artık düşmanlıklar olmayacak. Gerçek bir aile olacağız. Benim de ayak seslerimi sanıyorsun ha? Akın nerede? Yukarıda bıraktım. Neredeydin bütün gün? Vazgeçtiğini düşünmeye başladım. Bak. Sana şunu söyleyeyim. Biz bir kere yemin ettik mi ölene kadar dönmeyiz. Aklında olsun. Aklımda tutarım. Bunu bileyim de. Gel. Sana bir hediyem var.
Ay bu da geldi. Bu nereden çıktı? Berber piyangosundan. Kardeş, elin ayağın olayım. Kurtar beni bu heriften. Sus lan. Ben sana 3 metre yakınıma girmeyeceksin bir daha demedim mi lan? Sanki biz giriyoruz. Kendini sokuyorsunuz. Tahsin diye bir bölge dağıtıcısının deposunu öttü bana. Her şey yaradı ya. Hadi gidip bir ziyaret edelim şu Tahsin'i. Pardon ama ben ne olacağım burada? Önce adam olacaksın. Öyle vır 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 konuşmayacaksın. Aslan parçası. İyiyim abi, sağ ol. Her gelişinde yanında bir misafir getiriyorsun. Kim bu? Hakmanların sağ kolu. Ne dedin sen? Hakmanların sağ kolu dedim. 50 yıldır yanlarında çalışıyor. Sen kafayı mı yedin? O pislik aşağıda. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? O da bizimle gelecek. Paşa, çıldırtma adamı. Beyim. Benim için keyfini kaçırma. Sorun olacaksam ben gidecek yer bulurum. Bak, yanımızda güvenilir adama ihtiyacımız var. 3 kişiyle koca İstanbul'da ne yapabiliriz? Kala kala hakmanların adamına mı kaldık? Vardık benim yanımda. Bak, onunla benim aramda manevi bir bağ var. Bunu sana şimdi anlatamam. Kısaca ben hayatımı ona borçluyum. Hem de birkaç kez. Üstelik hakmanların her türlü pisliğini biliyor. Bunda niye adam mı bulacaksın? Güven bana, pişman olmayacaksın. Ne geldiyse başımıza, insana güvenmekten geldi. Bu sefer de akıllanmayalım bakalım. Güvenelim. Hadi gidiyoruz. Gidelim. Aferin. Nasıl? Çok sevdin değil mi hamburgeri? O zaman yes. Patates. Fatih'in evladım, yavaş ol. Mide fesadı olacak kızan. Vallahi Hüseyin amca haklısın da ilk defa yiyormuş hamburgeri. Çok seviyor, durmuyor. Ha? Üstüne de sütünü içersin. Ballı ballı. Sağ ol Metin amcası. Ne amcası lan? Abi abi. Bir de cebime gir Metin. Heh, bir onu yapamam işte. Ne oldu Mehmet? Buyurun dedim. İyi de fesadı oldu kızım. Mehmet iyi misin? Ha. Güldüş mü acıdı? O ne lan? Şey, yeni sünnet oldu ya. İltihap tutmuş. Güldüş. Evet. Bak, konu benim sünnete gelecekse hiç gelmesin. Tamam tamam. Paça çorbası içilmemişlerdir ona. Yarın sabah ben ona kaynatırım. Bütün iltihabı söker alır. Yuh. Hala batılsın Metin ha. Neden lan? Sen kendininkinde paçayı içince iyileşmedin mi? Bak getirdin konuyu yine oraya. Ben getirmedim Atilla. Sen getirdin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Atilla. İnanmıyorum, getirdin mi?
Evet, Oya ablası. Tanıştırayım. Mehmet. Oya ablası. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın Mehmetciğim? Konuşmuyor mu? Aslında olaydan önce konuşuyordu ama şimdi konuşmuyor. Olayın etkisi herhalde. Canım ya. Yes, patates. Yer burası. Burası yıllar evvel bizimkilerinde. Kaçak gaz ve kömür işi yaparlardı. Sonradan sattılar. İçeride mutlaka adamlar vardır. Kaç kişi oldukları bilmeden harekete geçmeyelim. Söz bana düşerse bir fikrim var. Ne var? İnsenize. Hadi. Yeter be. Yeter. Hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Siz bıkıp buradan gitmedikçe ben buradayım. İsterseniz 10 gün, isterseniz 20. Hastanede yaşayacağım, anladınız mı? Anladınız mı? Çağır şu bizimkileri de yeni bir araç getirsinler. Üşüyeceğiz burada. Bu hatun kafayı yemeye başlamış. Üşüyeceğiz burada ya. Tamam. Olacak iş değil ya. Yine bir yanlış yaptık ama ne? Otoparkta başka bir müşteri olsa aldı malı götürdü, otopark içinde bir yere zulaladı diyeceğim ama o da yok. Adamları farkında olmadan kıllandırdık herhalde. Kıllanmadılar Sedat. Adam parayı gözümün önünde bıraktı. Öteki de gelip aldı. Tamam Aylin. Sana bir şey demiyorum. Ne oldu çocuklar? Eliniz boş gelmişsiniz. Biz de tam onun değerlendirmesini yapıyorduk amirim. Olay bir anda oldu. Kaçırmış olmamız neredeyse imkansız. Yani biri adamlara söylemiş olsa ancak böyle sıyrılabilirlerdi. Takmayın kafanıza. Asılsız ihbardır Sedat. Asılsız ihbar mı? İhbar yok ya amirim. Ben kendi kulaklarımla duydum teslimat yerini. Ya. Enteresan. Hakikaten yazık olmuş o zaman. Bozmayın moralinizi. Bir dahaki sefere kaçırmazsınız eminim. Sen operasyonun yerini anlatmış mıydın buna? Hayır. İhbar dedim telefonda. Ondan böyle sersemledim. Göksal. Hemen otoparkın güvenlik kamerası kayıtlarını alıyorsun. Benim amiri arayıp operasyon için izin istediğim saatle operasyon emrini aldığım saat arasını İyice bir inceleyelim. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Alo. Alo. Merhaba Sedat Bey. Ben Seher. Müsait misiniz? Buyurun Seher Hanım. Size danışmak istediğim çok önemli bir mesele var da... Acaba vaktiniz varsa bir kahve içebilir miyiz diye soracaktım. Tabii. Nerede buluşabiliriz? Oğlum içmeyin lan şu meleti. Kalasları yakacaksınız. Kalasları yaksalar iyi. Malı yakacaklar. Arıza da bizi oyacak. Başla hadi, başla hadi. Yeter lan. Ne oluyor lan? Dışarıdan bir ses geliyor. Murat buyurun. Gel lan gel. Yeter lan yeter, yeter be. Yeter gel.
Yalan. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Bela mısın sen başıma? Sakin olun beyler. Dur. Ayrılın hadi. Ne yapıyorsun babalık? Ayrılın. Doğru konuşsana da ben sen. Ben ne biçim adamsın ben? Hadi baba ya. Ya bir şey değil babam yaşında. Sensin ya şurası, yürü git. Kimse var mı? Değil miyiz? O zaman 4 kişiyle. Hadi ne? Buradan. Bana ne yaptı biliyor musun? Sakin ol amca. Bacak kadar boyuna beni işten attırdı. Sakin ol. Size bakmayın beyler. Odamalar. Yürü. Hadi arkadaşım sen de yavaş yavaş yaylan bakalım. Tamam ya. O içeridekine ne olacak? Kesin lan. Kıpırdama lan. Sakın. Yerinizde olsam söylediğini yapar. Yürü. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nedir bana danışmak istediğiniz önemli mesele? Sorun aslında bir arkadaşım. Yani onun sorunu. Tehdit ediliyor. Kim tarafından? Çok nüfuslu biri. Bu kişi sana fiili bir zarar veriyor mu? Hayır. Yani yakınınıza bir zarar veriyor mu demek istemiştim. Hayır. Ona fiziksel bir şiddet uygulamıyor. Ama çevresindekilere zarar vermekle onu tehdit ediyor. Peki elinizde tehdit edilmeyi kanıtlayacak herhangi bir delil, bir ses kaydı ya da bir görüntü var mı? Hayır. Elinizde somut bir delil olması çok önemli. Ama elinde herhangi bir delil olsa bile bu adam çok güçlü ve nüfuslu biri Sedat Bey. Yani delillerin işleme konmasını engelleyebilir. Merak etme. Bu devletin emniyet birimleri de, adalet sistemi de en az o kişi kadar nüfuslu sayılır. Korkmana gerek yok. Arkadaşınla konuş, onu benimle işbirliği yapmaya ikna et. Ben ona nasıl delil bulunacağı konusunda yardım ederim. Yeter ki cesur olsun. Tamam mı? Peki, onunla konuşurum. Bu depoda uyuşturucu olduğunu biliyorum. Beni sakın oyalamaya kalkmayın. Şimdi ya yerini güzellikle söylersiniz ya da ağzınızı burnunuzu kırarım. Abi bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Burası kereste deposu. Uyuşturucu falan yok burada. İyi ki söyledin lan kereste deposu olduğunu. Dur. Dallama. Evet beyler. Arkadaşın hafızasını tazelemek isteyen var mı? Son kez soruyorum. Hiç boşuna yorulma Aziz. Teker teker alalım bunları zara. Konuşan konuşur, konuşmayan iki parça olur. Güzel fikir. Çöz şunu. Bence son derece yürü pratik bir çözüm. Yürü. Yürü. Gel lan buraya. Kereste. Yürü lan. Yürü. Yapmayın abi. Ne olur yapmayın. Yapmayın. Tut şunu. Yapmayın abi. Kulun kölen olayım. Yapmayın abi. Konuş lan. Malı nereye sakladınız? Abi vallahi ben bir şey bilmiyorum. Tut hadi çek. Çek şunu. Oğlum. Bizi fazla vallahi oyalama. Bak daha 3 tomruk var biçilecek. Abi durun yalvarırım durun. Mallar nerede? Abi ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Gözünüzü seveyim bırakın beni. Abi ne olur bırakın beni. Ne olur gözünüzü seveyim. Çık akın. Ben hiçbir şey bilmiyorum abi ne olur. Abi yalvarırım yapmayın. Abi ne olur. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Ya bilsem söylerim. Yapmayın abi ne olur. Hacı yapmayın abi. Abi ne olur. Bilmiyorum abi ben sadece çalışıyorum. Abi yapmayın ne olur. Yapma abi. Hacı bana. Hacı abi ne olur. Yapmayın abi. Yapmayın. Durun tamam abi söyleyeceğim.
Tamam söyleyeceğim. Tamam. Kereselerin içine zulaladık. Gel Eren. Oy abla çok geç kaldık. Uyansın artık. Uyanmıyor ki. Annem de pazara gitmiş olmayınca uyanmıyor. Ali. Ali. Ali kalk hadi. Ali. Hadi bak Eren geldi. Eren. Eren. Efendim. Hadi içeri gel. Ali. Israrla uyanmıyor Eren. Bir şey mi var bunun ya? Hiç normal değil. Baksana ter içinde kalmış. Ne yapsak? Bir doktor falan mı çağırsak acaba? Ya 3 gecedir uyumuyor. Ayakta kalacağım diye bir sürü vitamin içti. İlaçlar etkisini kaybedince de nakavt oldu bence. Vitamin mi içti? Hmm. Ne vitamini? Ya okuldan bir arkadaş verdi bilmiyorum. Uyutmuyormuş. Oğlum uyansana ya. Ah Eren. Bilip bilmeden böyle abuk subuk şeyleri nasıl içiyorsunuz? Ya ben içmedim ki. Abla Ali içti. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Hadi bari sen kaçırma sınavını. Ya. Hadi. Peki. Ben okul çıkışı uğrarım. Tamam canım. Ali. Ali. Ah be ablacığım. Çıkışında seni gördüğümde bir şey diyemedim. Çok korkmuştum. Annem seninle konuşmamamı söylemişti. Çok özür dilerim baba, çok özür dilerim. Tamam Meleğim. Tamam Meleğim, tamam bir tane. Asıl ben özür dilerim her şey için. Seni çok özledim baba. Ben de seni kızım, hem de çok. Seni ziyarete gelmeyi çok istedim ama annem izin vermedi. Beni hiçbir zaman affetmeyecek değil mi? Bara mı gidiyorsun? Okula. Okuldan çıkınca bara gideceğim. O gece yaşananlara bakma. Orası düzgün bir yer. Okul için gitmem şart. Annen nasıl? İyi. O da çalışıyor. Çok büyümüşsün. Sen hiç değişmemişsin. Bırak şimdi. Aynaya bakıyorum, yaşlanmışım. Olsun. Sen benim hayatımın en yakışıklı erkeğisin. Unuttun mu? Sen de benim meleğimsin. Sokakta fazla durmayalım, yakalanacaksın. Merak etme. Ben nerede yakalanıp nerede yakalanmayacağımı bilirim. Annene gitsen bana kapıyı açar mı? Bence gitme. Evin etrafında seni bekleyen adamlar vardı geçen gece. Yine gelmiş olabilirler. Kim onlar? Eski arkadaşlarımmış. Müslüm dedeoğlu mu ne? Şerefsizler. Ben içerideyken bir gün bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sormak için gelmediler. Şimdi mi geliyorlar? Ne kadar kaçacaksın baba? Suçsuzluğumu herkese ispatlayana kadar. Hadi sen okula geç kalma. Yine geleceğim meleğim. Dikkatli ol ne olur. Sen de.
Ne bu haliniz? Abi çok kötü baskın yedik. Kimden yediniz lan baskını? Tanımıyorum abi. Birinin adı Aziz'miş. Öttünüz mü lan malın yerini? Öttünüz. Öttünüz tabii. He? Sen öttün değil mi? Bülbül. Siz de seyrettiniz. He? İyi. O zaman bunu da seyredin bakalım. Üşümüşsün sen. Evet. Biraz erken gelip açık havada oturmak istedim. Olmaz öyle, üşütürsün. Önemli değil, bir şey olmaz. Bakar mısın? Bize iki salep versene. Tabii abi. İhale dosyası üzerinde Demir'le birlikte çalışıyoruz. Demir bu ihaleyi almayı çok istiyor. O yüzden teklif fiyatını mümkün olduğunca düşük tutacak. Ne kadar yazacak? 4 milyon dolar. Kesin mi? Kesin gibi. Netleşir netleşmez sana bilgi vereceğim. Sağ ol bana. Önemli değil. Çok nice. Afiyet olsun. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Hilal anneme selamını ilettim. O da sana selam söyledi. Aleyküm selam. Morel nasıl? Ekber Bey'in ölümü onu çok etkiledi. Ama senin gösterdiğin yakınlık onu ayakta tutuyor. Bir selam göndermekten başka bir şey yapmadım ki. Olsun. Senin gönderdiğin bir selam bile onun için o kadar önemli ki. Efendim İsmail. Ne? Ali Rıza'nın mekanını basıp malını mı çalmışlar? Aziz mi yaptı diyorsun? Korktuğumuz başımıza geldi. Ne zaman olmuş bu olay? Size ne dedim Yılmaz? Palazlanmaya kalkarsanız çenenizi kırarım dedim mi? Demedim mi? Dedim. Şimdi sizdeki cahil cesareti desem değil. Helal sen.
hele sen. Sen ki koskoca bürokrasi emeklisi adamsın. Şimdi yakışıyor mu sana? He? Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Yanlış yaptın Ali Rıza. Depom basılmış ama biz yapmadık. Biz yapmadık Ali Rıza. Biz yapmadık Ali Rıza. Yüzüme Ali Rıza, arkamdan da arıza. He? Çok duyduk bunları Yılmaz. Zaten Cahit Akman'ı da siz öldürmediniz değil mi? Bundan sonra bizden giden her adam için sizden birinin canını alacağım. Dede Cahit Akman'ın diyetini ödedi. Bundan sonra sıra sende. Anladın? İyi o zaman. Artık bundan sonra herkese anlatırsın. He? Anladın? Anladı, anladı. Alo. Merhaba Yılmaz abi. Çok kötü şeyler oldu koçum. Dedenin evindeyim. Baskın yedik, dedeyi öldürdüler. Ne? Ne dedin abi? Ben kaçıyorum Sedat. Hemen buraya gelip olaya el koy. Umarım bu ihale Hakman Holding'in geleceği için hayırlı olur. Bence iyi bir fiyat verdik. Ne dersin? Ben fikrimi söyledim. Bence çok düşük bir fiyat verdik. İhale kesin bizde diyorsun yani. Umarım. Çıksak iyi olur. Geç kalmayalım. Haklısın. Ben çantamı alayım. Tamam. O zaman aşağıda buluşuruz. Olur.
Buyurun. Bütün katılımcılar tamam olduğuna göre teklif zarflarını açmaya başlayabiliriz. Buyurun Kadir Bey. Divanının sayın üyeleri, 15-11-2007 ilan tarihli Kuzey Şile yolu, afiyet ihalesi ve bağlantılı 3 kavşak ihalesi oturumunda katılımcı 3 firma huzurda hazır bulunmaktadır. Sayın Noter Bey'in önünde kapalı zarfla firmalarımızın verdiği teklifleri açıklıyorum. İlk olarak Göktaş Yapı'nın teklifi. Göktaş Yapı teklifi. 4.750.000 dolar. İkinci olarak Akdağ İnşaat'ın teklifi. 3.900.000 dolar. Son olarak Hakman İnşaat'ın teklifi. 3.750.000 dolar.